Legrand DPX küp şalterlerle yapılan şebeke jeneratör transferi yani enversör sistemin şu anda örnek çalışmasını göstereceğiz. Şu an karşımızda iki tane şalter var. Bir mekanik kilit üzerinde montajlanmış. Ee, şalterlerimize baktığımız zaman şebeke şalteri bir konumunda olduğunu görüyoruz. Jeneratör şalterinin de sıfır konumunda olduğunu görüyoruz. Ve burada bu kutunu yöneten bir tane akıllı kontrol kutumuz var. Tek başına bütün işlemleri kendisi gerçekleştiriyor. Birazdan çalışmasını göstereceğiz ama çok fazla fonksiyonel özellikleri var. Şebeke jeneratörü arasındaki transfer geçiş sürelerini ayarlayabiliyoruz. Alçak ya da yüksek voltaj geldiği zaman bunları kontrol edip transferi kendisi yönetiyor. Gerekli durumlarda devreye vermiyor sistemi. Yine fazlardan biri ya da nötr olmadığı zaman bunu kontrol yapıp otomatik olarak bunu da yöneten bir sistem. E şimdiki sistemimizde şu an şebeke elektriği var. Biz şebeke elektriğini kutuda kapatacağız. Gördüğünüz gibi sıfır oldu şu anda şalter. Şebeke şalterinin sıfır aldı kutu. Evet şu anda jeneratör şalterini gördüğünüz gibi bir konumuna getirdi. Ve şu anda artık line 2 dediğimiz jeneratör beslemesi devrede. Şu an gördüğünüz gibi jeneratör şalterimiz devrede. Şebeke şalterimiz sıfır. Ben şu anda şebeke 1 yapmak istesem de artık mandalı dahi manuel çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü arkasında şöyle gösterelim. Bir adet mekanik kilit var. Bu kilit hangi birisi devredeyken diğerinin devreye girmesini kesinlikle engelliyor. Yani mekaniksel olarak dahi hata yapsanız bu kilit sayesinde bu hatayı engellemiş oluyorsunuz. Şu anda jeneratör elektriğinden besleniyor hat. Biz tekrardan şebeke elektriğini verdiğimiz anda şu anda kutu bu gelen şebeke elektriğini kontrol ediyor. Fazlar arası 380 volt, faz nötr arası 220 volt bunlar düzgün geliyor mu? Bütün fazlar geldi mi? RST ve nötr hattımız geldi mi? Eğer bunların hepsi doğruysa bu kontrolleri sonucunda bunları ayarlayabiliyorsunuz kontrol sürelerini. Jeneratörü devreden çıkartacak, şebekeyi devreye verecek. Şu anda kontrol sürecini kutu gerçekleştiriyor. Bu kutuyu tabi bu işlemi yaparken şalter üzerinde de gördüğünüz gibi motorlar var. Motorlarla bu işlemi tam otomatik olarak yapabiliyoruz. Ee, şalterin motorlarından üst, üstteki elektronun kontrol kutusuna bir kumanda haberleşme kablosu çekiliyor. Bu kabloya da bakın şu anda sıfıra çekti jeneratör şalterini ve şebeke şalterini bir yaptı. Gördüğünüz gibi kırmızı bayrak geldi. Teşekkürler.